Üroloji uzmanı Doktor Elnev Allah verdiği ev geliyor efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba. Sizler nasılsınız? Şimdi gayet iyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Birazcık da yine sağlık diyelim istiyorum. Şu ortalığımı toparlıyorum. Şimdi şey konuşalım ilk olarak. Mesane sarkması. Mesane sarkması nedir? Kimlerde görülür? Hocam buyurun. Şimdi aslında mesane sarkmasını bir nevi fıtık gibi düşünebiliriz. Fıtık gibi düşünebiliriz. Normal bir fıtık gibi. Pelvik taban kaslarının gücünün azalmasından dolayı, oradaki o desteç dokunun gücünün azalmasından dolayı mesanenin ya da diğer pelvik organların aşağıya doğru vajenden dışarı gelecek şekilde, bazen de evreleri var. Dışarıdan fark edilmiyor bazen de gizli evrelerde. Bir sarkma, bir fıtık aslında. Diyebiliriz. Kimlerde görülüyor? Belli bir risk grubu var mı bu mesane sarkması açısından? Yani her yaşta görülebilir kadınlarda ama özellikle 60'lı 70'li yaşlarda daha çok görülmeye başlıyor. Hı hı. Çünkü o dönemlerde daha çok o kas gücü, desteç dokunun gücünün daha çok azaldığı bir dönem. Genel olarak risk faktörleri, yani herhangi bir fıtık için bir nevi geçerli risk faktörleri. Örneğin kronik öksürük, karın içi basıncı artıracak her türlü kontrolsüz ağırlık kaldırmalar. Onun dışında doğum, kadınlarda en çok normal doğum, sık gebelik. Doğum yapanlarda mesela tabii. Diyebiliyorsunuz tabii, belki evet. De. Gebelik de bir risk faktörü. Şu anda ne kadar yaygın mesane sarkması? Mesane sarkması genel olarak biz buna pelvik organ prolapsusu diyoruz. Yani pelvik organların sarkması. Ortalama %2 ile %5 arasında görülüyor kadınlar arasında. Tabii sarkması olup da doktora gitmeyen kadınlarda çok fazla olduğu için. Mesela ne zaman artık böyle bir sarkma olduğunu anlayabilir kişi kendi kendine ve hani böyle bir belirtisi var mıdır önceden belki de müdahale edilmesi açısından? En önemli açısından. Mesane sarkmasında üzerine gidilmesi gereken en önemli konu hastalarda idrarla ilgili bir takım şikayetlerin oluşması. Neden mesela? Örneğin idrar yapamama, idrara çıkma güçlüğü, sık sık idrara gitme, bizim halkımızın sistit tabiriyle tanımladığı evet. Bulgular. Sanki idrarını yaptı ama boşalmadı, yeterince boşalmadı. Yine varmış gibi hissi. Hissi, aynen. Sonra idrar kaçırmalar olabiliyor. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olabiliyor. Çünkü sarktığı zaman orada bir boşluk oluşuyor mesanenin o sarkan kısmında. Orada idrar kalıyor. Tam boşaltamadığı için tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonuna da yatkınlık oluşturuyor. Bunlar da önemli bir tabii. Belirti olabilir. Yani sadece tabii. Sistit diye tanımlamamak lazım tabii. Diyorsunuz. Zaten sistit kelimesi mesanenin diğer hastalıklarının şöyle bir yanlış bir kavram aslında. İnsanların algıladığı bir yanlış kavram var. Çünkü şöyle, mesanenin tüm hastalıkları sık sık idrara gitme, idrarda yanma, onun dışında geceler idrara kalkma, sanki çok idrarı var, gidiyor az tuvalete az gidiyor. Bunların hepsi mesanenin tüm hastalıklarında görülür. Yani örneğin mesaneye temas eden herhangi bir komşu organın bir hastalığı var, bağırsak enfeksiyonu var ya bir üreterin alt ucunda bir taş var ya da herhangi bir fıtıktan dolayı ya da sinirsel bir rahatsızlığı var, nörojen bir mesane var ya da mesanenin kendi çeşitli hastalıkları var, mesane taşı var ya da bir ameliyat oldu mesaneden evet. Sütür geçti. Bunların hepsi aynı belirtileri veriyor. İnsanımız yanlışlıkla buna sistit diyorlar. Sistit diyorlar, anladım. Peki o yüzden araştırmak lazım. Evet, kesinlikle. Bir de ilk böyle belirtiler olduğunda hani gidersek bu mesane sarkması önlenebilir bir hastalık mıdır? Şimdi şöyle, aslında bir hastalığı tedavi etmeden önce, tedaviyle ilgili konuşmadan önce mutlaka onun önlemini bilmek lazım. Yani insanlara genel olarak bu önlemiyle ilgili bilgilendirme yapmak lazım tedaviden önce. Çünkü o kadar risk grubunda sağlıklı insanlarımız var. Aslında hastaları tedavi etmenin yanında da o insanların hastalanmamasını sağlamak daha lazım. Tabii. O yüzden belli egzersizlerle pelvik taban kaslarını zamanında güçlendirmek lazım. Özellikle doğumdan sonraki dönemlerde pelvik taban kaslarını güçlendirmek için, kuvvetlendirmek için belli egzersizler var. Mutlaka nedir o egzersizler? Biraz biz genel olarak Kegel egzersizi diyoruz. O nasıl? Bölgenin Kegel egzersizi. Kegel ismi? Kegel olarak Kegel. Tamam, Kegel'dir hocam. Evet, Kegel egzersizi. Bu egzersizler biz belli aralıklarla yaptırıyoruz kadınlara. Ve o aynı zamanda idrarı tutan kasları da güçlendirdiği için kuvvetli, idrar kaçırma sorunu da ortadan kaldırmış oluyor. Evet, unutmam Kegel'i. Yönetmenim beni uyarıyor. Bu kasları kuvvetlendirici egzersizler öneriliyor. Bu önemli. Evet. Tedavi esnasında da tabii ki egzersizler önemli. Şu andaki mesane sarkması hastalığıyla alakalı uygulanan tedavi yöntemleri neler hocam? Pardon. Şimdi aslında egzersiz
hastalığı fıtığı tedavi etmez. Yani hiçbir örneğin mesane sarkması şeyini, hastalığını biz egzersizle tedavi edemeyiz. Ama egzersizler tabii mesane sarkması eğer semptom veriyorsa, ameliyat gerekiyorsa tedavisi ameliyat. Ameliyattan sonraki dönemlerde bunun tekrarlamaması için sağlam pelvik taban kasları desteği açısından egzersiz önerilir. Önerilir. Peki idrar kaçırma nedir? Nedenlerini bir de konuşalım. Kimler riskli gruptadır? Şimdi, hangi yaşlarda ne sebeplerle neden görülür? Aslında idrar kaçırma üzerinde çok durulması gereken bir konu. Sırf bu, hani günümüzde biraz ekonomi fazla gündem olmuş. Oradan yola çıkarak şunu söyleyeyim. 2020 yılında idrar kaçırmanın Amerikan ekonomisine vurduğu zarar 84 milyon dolar. İdrar kaçırmanın 2020'de. Bu bildiğiniz bir çalışma. Bir yayın oldu bu. Bu hani kullandığı ilaçlar sadece bezler değil. Kadınlarda örneğin bir kadın düşünün. Hayatı boyunca sık sık 10 dakikada bir tuvalete gidiyor. 15 dakikada bir tuvalete gidiyor. Ve sıkışarak bir an önce tuvalete yetişmek üzere koşuyor. Bundan dolayı bazen düşmelere, kırıklara, pelvik kırıklara, işte o kırıklardan dolayı ameliyatlara falan gidiyor. O yüzden hesaplamışlar 84 milyar milyon dolar şey var. Ekonomiye zarar var. İnanılmaz. Bunun dışında hastalarda, özellikle genç hastalarda idrar kaçırma çok ciddi psikososyal problemlere yol açıyor. Çok, genç kadınlar. Neden mesela gençlerde görülme sebepleri daha çok ne? Seyahatin içinde hayat var. Hocam yani genetik mi bu yoksa? İdrar kaçırmanın çok farklı çeşitleri var. Evet. Bunun örneğin daha çok görüleni öksürükle, hapşırıkla olan idrar kaçırma. Mesane boynundaki, bir kez öncelikle şunu söyleyeyim. İdrar kaçırma aslında bir böbrek hastalığının belirtisi değil. İdrarla ilgili, idrarın dışarı atılmasıyla ilgili merkezde duran organımız bizim mesanemiz. Mesanemiz idrarı depolar. Mesane boynundaki kaslar biz istemediğimiz zaman idrarın kaçmamasını sağlar. Şimdi mesanenin depolama fonksiyonu bozulduğu zaman sık sık idrara gitmeler oluşur. Örneğin içeride olan 50 gram, 100 gram idrara çok fazla idrar varmış gibi bir hissiyat oluşturur. Gidersin. Sık sık tuvalete götürür mesane kontrolsüz kasıldığı için. Ama mesane ne kadar kasılırsa kasılsın, bizim batın içerisindeki basıncımız ne kadar artarsa artsın, mesanenin boynunda ona dur diyen bir kas gücü var, destek gücü var. Bu güç azaldığı zaman idrar kaçırma olur. O yüzden eğer öksürükle, hapşırıkla oluyorsa idrar kaçırma, buna stres tip diyoruz. Yani bir fiziksel aktivite oldu, idrar kaçırma oldu. Sıkışmayla olana sıkışma tipi idrar kaçırma diyoruz. Bunların ikisinin tedavisi tamamen farklı. Başka. Tamamen farklı. Mesane boynundaki destek dokunun azalmasıyla olan idrar kaçırmalarda temel olarak o destek dokuyu yerine koymamız gerekiyor tedavi açısından. Bu dediğim şeyle egzersiz olur, ilaç desteği olur, ameliyat olur, herhangi çeşitli yöntemleri var. Dediğiniz kimlerde daha çok? Daha sık görülüyor. Daha, hangi yaş? Kadınlarda her yaşta idrar kaçırma görülebilir. Ama tabii pelvik taban kaslarının gücü azaldıkça ilerleyen yaşlarda görülme eğilimi daha çok daha artıyor. Da ama aşırı aktif mesane dediğimiz sıkışma tipi idrar kaçırmalar daha örneğin küçük yaşlarda da görülebilir. Görülebiliyor tabii. Çok. Peki önlenebiliyor mu idrar kaçırma durumu? Tabii önlenebiliyor. Kegel egzersizi. Gene kegel. Bu benim az önce böyle yere yattığım, kalçamı yukarıya doğru ittirdiğim gibi o pelvik kasları güçlendiren hareketler gibi şeyler tabii, mi? Tabii. Fiziksel aktivite, bir de kadınlarda şu yanlış algı var. Özellikle bunu da vurgulamamız gerekiyor. Hareketle idrar kaçırma arttığı için şey yapıyorlar, hareket etmeyeyim. Etmeyeyim diye düşünüyor ama aslında tam tersi. Tam tersi. Fiziksel, yani kilolu kadınların tabii kilo vermesinde fayda var. Tabii. Kilo vermelerinde. Çünkü kilo olduğu için karın içerisinde basınç artıyor. Sistosel, az önce mesane sarkması dediğimiz soruna da yol açıyor. İdrar kaçırmayla ilgili. Tedavisinde, evet. Şimdi egzersiz yaparken özellikle mesane boynundaki o idrarı tutan kasları çalıştırmak lazım. İdrar tutan kasları. Tabii biz orada hastalara özel eğitim veriyoruz, özel şey veriyoruz ve takip ediyoruz. 3 ay sonra kontrola geliyor. Tam kontinan oldu mu yani idrar kaçırması tam ortadan kalktı mı? Ne şekilde çalışıyor? Bir de hastanın doğru çalışmasına da bakmamız lazım. Hani bazen yanlış kas gruplarını çalıştırıyorlar. Bize tam tersi işe yarayan kaslar çalışmamış oluyor yine de. O yüzden emin olmak lazım. Önemli. Doğru. Peki sağlıklı beslenme, yine düzenli egzersiz gibi önemli mi bu konularda? Tabii sağlıklı çalışma şöyle. Özellikle sıkışma tipi idrar kaçırmalarda, aşırı aktif mesanesi olan hastalarda
Örneğin soğuk hava, çay, kahve gibi bazı gazozlu içecekler gibi mesaneyi irite eden kimyasalları içeren besinlerin tüketilmesi mesaneyi irite ettiği için onun kontrolsüz spazmlarını artırıyor. Duyarlı mesaneler oluyor bunların. Hı hı. O yüzden spazm olduğu için mesane hemen idrar kaçırma şeklinde kendini gösteriyor. İdrar kaçırma sorununda peki herkesin ameliyat olması şart mıdır hocam? Kesinlikle şart değil. Çünkü az önce söylediğim gibi hastanın altta yatan sorunu evet. ne? Temel hastalığı ne? Onu belirlemek lazım. Temel sorunu tespit ettikten sonra ilaç tedavisi verebiliriz. Ya da egzersizle ortadan kaldırabiliriz. Bazı hastalarda ameliyat yapabiliriz. Hatta bazı hastalarda botoks, yüzümüzde kullandığımız botoksu mesaneye uyguluyoruz. Sıkışma tipi idrar kaçırmalarda. Eğer bu da yeterli olmuyorsa sıkışma tipi idrar kaçırmalarda mesanenin sinirlerine bazen şey koyuyoruz, pil koyuyoruz. O pil aracılığıyla hastanın elinde kumanda oluyor. Mesanenin çalışmasını kontrol ediyor. Kontrolsüz sıkışmaların ya da çalışmayan mesanelere kumanda aracılığıyla uyarı veriyor. Mesane kasılmaya başlıyor, işemeye gibi başlıyor. Tedavi gibi tedavi yöntemleri evet. yeni yeni. Onun dışında tabii robotik cerrahi var idrar kaçırmalarda. Destek dokusu azalan, beraberinde de mesane sarkması olan hastalarda askı sütürleri koyuyoruz robot aracılığıyla. Ya da periüretral alana lazer uygulaması var. Şimdi burada esas olan tedavi çeşitlerini hastaya sunmaktan ziyade hastayı anlamak. Hastanın sorunu ne? Çünkü maalesef özellikle bu konu çok üzerine gidilmesi gereken konu. Özellikle bizim toplumda kadınların idrar kaçırma sorununu kolay kolay dile getiremediği bir toplumdayız evet. biz. Ve bu kadınlar genelde kadın doğuma gidiyorlar. Erkekler de dile getiremiyor bence. Yani o da var. Yani, ama bu hastalık daha çok kadınları, erkekler daha çok idrar yapamamaya eğilimli oluyor. Çünkü idrar kanalında darlık, prostatın baskısı oluyor. Daha çok idrar yapamaması yani oluyor. Herhangi bir problemi söylemede doktora gitme konusunda erkekler daha birazcık daha çekingen gibi düşünüyorum. O biraz bence tartışmalı. Yani o biraz farklı bir konu. Tamam. Büyük, geniş bir konu. Şeyle ilgili bu en son ne konuşuyorduk? Robotik cerrahi. Hastayı, şunu söyleyecektim özellikle. Kadın genelde kadın doğumcuya gider. Ama idrar kaçırmayla ilgili işlevsel üroloji konusunda uzmanlaşmış bir doktor. Aynen lazım. Kesinlikle. Onu dediniz. Çünkü, yani doğru kişiye doğru tanı ve doğru tedavi evet. çok çünkü önemli. Çünkü bize geldiği zaman var. Bakıyoruz hastanın tedavisi çok kolay. Tedavi ediyoruz ama hastanın öyküsüne baktığımız zaman örneğin 20 yıldır bu şikayetten müzdarip 20 yıldır tedavi alıyor. Yani doğru yere doğru zamanda gitmediği için yıllardır boşuna bununla uğraşıyor, evet, boğuşuyor. Çok derin hatta gelen hastalar oluyor bize özellikle genç dönemlerde bu şikayetler başladıysa 50-60'lı yaşlarında geliyorlar. Çok ciddi antidepresan kullanıyorlar. Sosyal hayatları çok kötü etkilenmiş durumda. Ondan sonra önce hastalarını tedavi ediyoruz. Sonrasında yavaş yavaş antidepresanın dozu azalıyor. Azaltarak onu da bırakmasını sağlıyorsunuz. Evet. Tabii burada psikiyatriyle birlikte gidiyoruz. Orada da beraber zaten, bir işbirliği evet. var. Tedaviden aynen. sonra peki idrar kaçırma sorununun tekrarlaması söz konusu olabiliyor mu? Bazen tekrarlayabiliyor. Bu tabii sorunun neden kaynaklı. Örneğin sıkışma tipi idrar kaçırma var. Duyarlı mesane var. Bir dönem tedavi ediyorsunuz, tam geçiyor. Sonraki dönem mesaneyi irite eden bir ajanla karşı karşıya kaldığı zaman yineden bu aynı şekilde tekrarlayabiliyor. Peki, hocam minik bir ara verelim. Aradan sonra devam ediyor olacağız. Tamam. Buyurun efendim, reklamlar. Evet, Doktor Elnur Allah Verdiyev hocamızla üroloji sağlığımızı konuşmaya devam ediyoruz. Son olarak hocam neler eklemek isteyeceksiniz? Şunu söylemem çok önemli. İdrar kaçırma deyip hep böyle genellememek lazım. Hangi tip idrar kaçırma var? Tipini belirlemek lazım. O tipte hangi tedavi çeşitleri var? Onun üzerine gitmek lazım. Örneğin genellikle altta yatan hastanın sfinkter yetmezliği olduğu durumda ya da sıkışma tipi idrar kaçırması olduğu durumda tamamen yanlış tedavilerin uygulanmış olduğunu görüyoruz. O yüzden hani doğru hastalığa doğru tedavi verilmediği için aslında başarısızlık doğru. oluyor. Doğru hastayı seçtiğiniz zaman doğru tedaviyle gerçekten iyi başarı elde etmek şansı var.
ve gerçekten kadınların 21. asırda bu hastalıktan bu kadar muzdarip olması üzücü bir şey. Üzücü yani olmasınlar kadar, inşallah. Evet, biz de bu anlamda sizin sayenizde bilgilendirmemizi yeterince yaptık diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok güzel bir haftanın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta pazartesi günü aynı saatte buluşmak üzere. O ana dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.